Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş nedenleri. Şöyle bir hikayeyle girelim olaya. Ormanlar kralı aslan tavşanı dövecek, bunu kafaya koymuş. Çağırıyor tavşanı. Oğlum niye kafanda şapka yok diyor. Pataküte pataküte tavşanı dövüyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Tavşan artık şapka takıyor, uyandı ya. Aslan tavşanı görüyor. Gel lan buraya diyor, çağırıyor. Niye şapka takıyorsun diyor. Pataküte pataküte dövüyor. Şimdi aslan tavşanı dövecekse şapka varsa da döver, yoksa da döver. Amerika Birleşik Devletleri de biraz böyle. Bir yerde savaş çıkarmak istiyorsa çıkarır, nedeni de kendisi yaratır. Onunla ilgili birkaç örnekten bahsedeceğiz. Kötü niyetli düşünüyor diyebilir ama Amerika ne yapıyor? Şimdi örneklerini göreceğiz. Birinci örnek, İkinci Dünya Savaşı'na Amerika'nın girmesi. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Amerika daha sonra giriyor savaşa. Birinci Dünya Savaşı'nda da aynısını yapmıştı. Biraz uyanık bu konuda. Hani ortamın karışmasını mı bekliyor, tarafların netleşmesini mi bekliyor, ama bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'na da sonradan girdi. İkinci Dünya Savaşı'na da sonradan girdi. Uyanıklar biraz. İkinci Dünya Savaşı'na girme olayı şöyle. Pearl Harbor baskını diye bir baskın yaşanıyor. Japonlar Amerika'nın bir üstüne saldırıyorlar ve böylece Amerika Dünya Savaşı'na giriyor. Nasıl oluyor bu olay? Amerika Japonların petrol taşıyan gemilerine taciz yapıyor. Savaş gemileriyle. Onların yollarını kesiyor, ticaretlerini engellemeye çalışıyor. Yani Japonya'yı kendisine karşı kışkırtıyor. Bir de Pearl Harbor bölgesini, o üssü savunmasız bırakıyor ya da oranın savunmasını zayıflatıyor. Yani bir tuzak gibi kurup Japonya'yı oraya çekmek istiyor ve başarılı oluyor. Yani Amerika savaşa girmek istedi, nedeni kendi yarattı ve girdi. Bir örnek bu. Diğer örnek nedir? Diğer örnek de Kore Savaşı. Kore Savaşı'nda da şöyle, Güney Kore, Kuzey Kore. Kuzey Kore komünist, Güney Kore Amerika yanlısı demokratik bir ülke diyelim. Ve Amerika o dönemi konjonktürü gereği komünist bir ülkeyle savaşmak istiyor. Kuzey Kore ile savaşmak istiyor. Şimdi neden yaratacak? Ne yapıyor Amerika? Güney Kore tarafından Kuzey Kore tarafına sınırı aşan saldırılar, silahlı çatışmalar, saldırılar falan oluyor. Bunun sayısı da 300-400'ü falan buluyor yani. Kışkırtıyorlar Kore'yi. Saldır, saldır, savaş çıkar, savaş çıkar. Kore'nin savaşa girmesi için her şeyi yapıyorlar. Hatta Güney Kore'ye de diyorlar ki, eğer Kuzey Kore'ye saldırırsan Amerika olarak arkandayız. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nı arkanda bulursun. Böylece ortamı hazırlıyorlar ve savaşın çıkmasını sağlıyorlar. Ne oldu? Savaş çıkarmak istedi, nedeni yarattı ve savaşa girdi. Başka bir örnek Vietnam Savaşı olsun. Vietnam Savaşı'nda da Amerika şöyle bir taktik izliyor. Bir tane ticaret gemisini Vietnam sularına gönderiyor. Vietnam'ın kara suları, yani sınırları içerisinde Amerika'nın ticaret gemisi. Ama Amerika diyor ki bizim gemimiz uluslararası sularda diyor. Baba baba baba, yalana bak. Gönderdi, onların deniz sınırı içerisine soktu gemiyi ama diyor ki uluslararası sularda. Sonra Vietnam gemileri gelip onu kendi sularından çıkarmaya çalışıyorlar. Ortada bir çatışma falan yok. Amerika bunu nasıl duyuruyor dünyaya? Vietnam'ın askeri gemileri, savaş gemileri bizim ticaret gemimize saldırdı deyip hop Pataküte gene savaş çıktı. Ne oldu? Nedeni de yarattı. Savaşı da çıkardı. Bir örnek de Irak Savaşı olsun. Irak Savaşı ya da Körfez Savaşı diyoruz. Körfez Savaşı dönemini artık biz yaşadık. Bizim yaşımızın kurtardığı dönemler bunlar. Körfez Savaşı'nda Amerika Irak'ta savaşmak istiyor. Şimdi bu neden kafasında var? Savaş için nedeni ne? O dönemin ABD Başkanı diyor ki Irak'ta kitle imha silahları var. Ve Irak dünya barışını tehdit ediyor. Bu kitle imha silahlarının Irak'tan alınması, dünya barışının korunması lazım. Çok iyi insanlar ya. O yüzden dünyanın düzenini korumak için jandarma görevini yapıp bunu engellemesi lazım. Bu bahaneyle Irak'a giriyorlar. Körfez savaşları yaşanıyor. Aradan yıllar geçiyor. O zamanki ABD başkanı diyor ki Irak'ta kitle imha silahları yokmuş diyor. Yani en başta söylediği nedenin aslında yalan olduğunu kendisi itiraf etmiş oluyor. Son bir örnek de Afganistan olsun. Afganistan'ı işgal etmek istiyor Amerika. Yani böyle bir şey kafasında var. Bununla ilgili daha önceden çıkan basında haberlerde var. Muhalefet partilerinin demeçleri falan da var. Amerika Afganistan'a girmek istiyor. Bunu açık açık söylüyorlar aslında. 11 Eylül saldırıları yaşandıktan sonra Amerika ne diyor? İkiz Kuleleri Afganistan'daki terör örgütü yıktı. Hadi hoppa Afganistan'ı işgal edeceğiz diyorlar. Böylece bu nedeni de kullanarak Afganistan'ı işgal etmiş oluyor. En baştaki hikayeye dönersek, dünyanın kralı aslanı Amerika, tavşan da değişiyor döneme göre. Bir dönem Vietnam oluyor, bir dönem Irak oluyor. O tavşanı istediği zaman dövebilmek için bahanesini kendi yaratmış oluyor Amerika. Demek ki Amerika'nın savaş nedenleri yine Amerika tarafından çıkarılan şeyler.